Bismillahirrahmanirrahim. Uyuşturucu illeti her geçen gün toplumumuzu ve geleceğimizi tehdit altına almaktadır. Uyuşturucu kullanım yaşı ilkokul çağına kadar düşmüş. Okul önlerinde çeteler tarafından parsellenerek bölüştürülmüştür. Hükümet yetkilileri ve bu işle uğraşanlar uyuşturucu istatistiklerini bir tarafa bırakıp bu işle mücadele etmelidirler. Bir an önce uyuşturucu ile mücadele projesini hayata geçirmeleri gerekiyor. Türkiye'de paylaşılan istatistiklere göre en az bir kez uyuşturucu kullananların sayısı 1 milyon 300 ve bu işte tutuklananların sayısı 50 bin kişi olarak belirtilmektedir. Uyuşturucuyla mücadele konusunda ailelere düşen çok büyük sorumluluklar bulunmaktadır. Ebeveynler özellikle çocuklarına büyük ilgi ve sevgi göstermelidirler. Kesinlikle başkalarının yaptığı gibi çocuklarını odalara kapatıp onlara ceza vermemelidirler. Çocuklarını sürekli takip altında tutmalıdırlar. Çocuklarını bu işe bulaştıran kişileri tespit edip direkt yetkili mercilere bildirmeleri gerekiyor. Bundan dolayı uyuşturucuyla mücadele konusunda en büyük görev ailelere düşüyor. Ayrıca okul yöneticileri ve öğretmenler de uyuşturucuya bulaşan ve bulaştıran kişileri tespit edip ailelerine bildirmelidir. Aileler de bunun tatbikatını yapıp ilgili yerlere iletmelidirler. Halkın yarısından fazlasının fakir olduğu ve beşte birinin açlık sınırının altında olduğu bir ülkede uyuşturucu ile alakalı yapılan operasyonlarda genellikle bu kadar TL'lik uyuşturucu yakalandı denmesi bu işi cazip bir hale getiriyor. Ayrıca yapılan operasyonlarda bu işi üstlenen devletin yetkilileri, emniyet birimleri yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında bu kadar insan öldü demeleri bu işin vahimlik durumunu ortaya koyuyor. İnsan hayatı bu kadar ucuz değildir. İnsan değerli bir varlıktır. Uyuşturucuyla mücadele pazara kadar değil mezara kadar sürecek bir iştir. Yani sadece birkaç işten ilgilenelim, medyaya demeç verelim veyahut birkaç ay gündemde tutalım. Öyle bitirilecek bir iş değildir. Bütün ömür boyunca bu işe eğilip ilgilenmek gerekir. Zira imtihan süreci devam ediyor. Hepimiz sorumluyuz. Allahu Teala bize bir vakit tayin etmiştir. O vakit içerisinde yapacaklarımız ve yapamadıklarımızdan mesul olacağız. İnsanlar olarak bu imtihanı iyi bir şekilde verebilmek için mutlaka toplumdaki aksaklıkları, eksiklikleri tespit etmeliyiz ve onlara eğilerek doğru bir şekilde çözmemiz gerekiyor. Uyuşturucu illetine bulaşan genç kardeşlerimizi görünce büyük bir üzüntü duyuyoruz. Bizler bu genç kardeşlerimize bazı tavsiyelerde bulunacağız. Öncelikle şunu söylemek gerekir ki bu genç kardeşlerimiz kendi çevrelerini değiştirmeleri gerekiyor. İslami bir çevreye bürünmeleri için İslam ile hemhal olmuş genç kardeşlerimizle bir arada hareket ederek bu illetten kurtulabilirler. Onlarla beraber kendi yaşamlarını da İslami bir yaşam modeline sokmaları gerekiyor. Kur'an'ı iklimden geçmeleri gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'i okumayı biliyorlarsa okumalı. Anlamını okuyup kendini çevresine anlatmalı. Eğer Kur'an okumayı bilmiyorlarsa Kur'an-ı Kerim'i okuyup öğrenmeleri gerekiyor. Bizler de bu genç kardeşlerimize yardımcı olmak için onlarla beraber vakit geçirmek için onların bu işlerden kurtulması için elimizden her gelen her şeyi yapmaya hazırız.